Küslü küslü olacak bana sorda. Senin orada emek döküp de emek harcayıp da Allah'ın ayetlerini yazdığın manası değildir. Şimdi milyonlar verip bu çağa göre süslü püslü camiler yapmıyor mu insanlar? Kontraktörlere verip bina yaparmış gibi efendim en pahalı, en değerli şeyleri kullanmıyor mu? Medine'deki camiyi görmedin. Git bak nasıl yaptı. Sağ ol. Peygamber mescidine bak, bir de ona bak. Anladın mı? Onu söyledi Efendimiz. İçinde ayet de yok. Allah'ın ayetlerini de yazmadı. Süslü püslü saray yaparmış gibi. Osmanlı veya Selçuklu veya ondan önceki Müslüman milletler, Özbek memleketlerindekiler de güzel camiler yaptılar. Onlarla bugünleri kıyasladığın vakit onun süsü püsü orada göz nurudur, el emeğidir. Allah için herkes bir taş koymuş, bir şey. Herkes orada kendisine verilmiş olan özelliği kullanıp da Allah için güzel bir eser getirmiş oraya. O süs başka, bugünkü yaptıkları süs ahir zamanda dedi Efendimiz, o başka. O göz nuru ve insan emeği ile yapılan efendim Allah için yapılan bir iş var. Kendiki işler Allah için yapılmıyor. Ne için yapılıyor? Cami ne için yapıyor çoğu? Para kazanmak için, iş yeri oldu camiler için. Çoğunu öyle yapıyor. Onun için söylüyorum. Onu yapacak, eski eseri yapacak. Hani insan mı kaldı? O imanlı işledi oraya. İman ne gerekti? Allah için bir şey yaptı. En güzelini yaptı Allah için. Fakat iman göstergesidir orada. Onun için o dünyalık süslü püslü manası dünyalık süs püstür. Bugünkü insanların çoğu, kadınların çoğu süslü püslü giyiniyor, örtünüyor değil mi? Evet. Rengarenk başörtüleriyle çiçekli, yaldızlı, maldızlı yani. Dışarı giyip dışarıda geziyor. Niye? Dikkat çeksin. Dikkat çeksin. Tesettür müdür? Peygamberin yasakladığı bir hadisi dışarıda. Adamlar zaten pusulayı şaşırttı. Adamlar zaten Müslüman mı? Kafir mi belli değil gördüğün vakit yolda. Belli mi görüyor, anlıyor musun? Kılığından, kıyafetinden. Düşüneceksin Müslüman mı bu diye. İster Amerika olsun, ister Türkiye olsun, ister Mısır olsun, ister Lübnan olsun. Aynı. Müslümanın bir işareti var. Var mı o? Yok. İslam'ın bir sembolü var. Hristiyanlığın, Yahudiliğin bir sembolü var değil mi? Yahudiler altı köşeli yıldızı kullanır. Efendim, Hristiyanlar haç işaretini kullanır. İslam hilalı kullanır. Ona bakan şimdi gelip bir müessese dışarıdan gördüğü vakit kişi camiye benzer. Haccı gördüğü vakit üzerinde camidir der mi artık? Bu kilisedir. Yani bir bakar Hristiyan bakar bu kiliseye benzer ama bir bakar hilal görür üzerinde. Bu camidir artık. Oradan onu tanır. Yani ibadet yerini tanır da ibadet edecekler tanınmaz hale geldi. Hazreti Yahudi'yi tanırsın. Onun kıyafeti Hazreti Musa'nın kıyafeti değil. Böyle geldi Hazreti Musa da.
O da kendi aklına göre uydurdu. Hristiyan'ı tanır mısın? Neden tanıyacağım? Ne kadar? Nasıl tanısın Hristiyan'ı, Hristiyanlığı diye? Tabii. Hristiyanlığın örf ve adetlerini mi takip ediyor esas? Yani Hazreti İsa'nın sahabesinin örf ve adetini mi takip ediyor? Yok. Kayboldu gitti. Müslüman? Hayır Müslüman. Nerede? Nerede söz var? Öyle demişler. Dağlar çakalsız, adam sakalsız, kadın çarşafsız olmaz. Eski insanlar, Müslümanlar öyle dedi. Dağlar çakalsız olmaz. Erkek sakalsız olmaz. Kadın çarşafsız olmaz. Hadi çarşafa bak, hadi bakalım. Süngüyle çıkarttığın çarşafı için süngüyle takamazsın. Öyle mi? Evet.